Right. Last time we proved that H1 of Derham cohomology of circle is isomorphic to R. Of course, since it is connected, Derham cohomology of S1 is also isomorphic to R. Zero forms are just functions. Closed zero forms are just constant functions. And since dimension of S1 is 1, there is no form of degree larger than 1 on S1. Any form, any K form where K is larger than or equal to 2 form is 0 on S1, and thus HK of Derham is isomorphic to 0. So we have computed all the Derham cohomology groups of circle. Now to make more computations, we need we need some tools. One of the main tools is so-called Poincaré lemma. Let me try to prove this. Let I be an interval. Then for any smooth manifold M, we have kth Derham cohomology of M cross I is isomorphic to kth cohomology of M. So, in other words, if you multiply your manifold with an interval, then the cohomology doesn't change. Proof is as follows. Now, first consider the projection map. Okay. Consider the projection map. M cross I into M given by P R X T is X for all X T in M cross I. Let I be any point in the interval, a real number, and define the inclusion map. I sub A from M into M cross I given by this formula. So X goes to X comma A. So you just embed your manifold into a slice of this, right? So I the image of this is just M cross A. Okay. So all right. Now note that the composition projection and then first inclusion and then projection is identity, is the identity map of identity map, let's say okay, ona bir isim vermiş miyim, ona bakayım.
Vermemişiz. Identity of ID of M diyeyim şöyle. Okay. Well, this of course gives a map in cohomology. This induces an isomorphism. On cohomology, namely HK Derham M. I first go with the inclusion map pullback to M cross I, and then projection map. So we pull back a form on M into a form on. Okay, this is projection. I am sorry. This is inclusion. Okay. I pull back a form from M into M cross I, and then this is the restriction of that form onto M. This composition is just PR composition. Sorry. I. This is just PR composition IA star, but this is just the identity map of M, and identity map of course induces identity map of cohomology, right? If you just pull back forms with identity map, you just get back the same form. Therefore, this then this implies what? This composition is identity, hence right, PR star is injective and this map is surjective. These are vector space homomorphisms, and this is what we have. Okay, now let U be a coordinate chart. Chart locally M cross I is can be seen as U cross I. Let X1, XN be the coordinates on U. Now any form K form on this will be seen as follows. Also, let T be the coordinate on the interval I. Okay, let I and J denote this multi indices I1 up to IK minus 1, and J be the multi index J1 up to JK. So one of them is K minus 1 index, the other one is K index. Here, of course, where these are, like this, I1, IK minus 1, and this is less than
n, which is dimension of m, and here again this is j1 up to jk, and this is less than or equal to n, dimension of m. Okay. Now, any K form on K form on U cross I is locally is given as şimdi U'yu da bir tane koordinat sistemi aldım. R'de bir open set, bir K form burada işte şöyle gözükebilir. Yani daha doğrusu şunların tabii toplamları şeklinde. Okay, G X T D X J's plus F X T D X I which DT's sums over this multi indices. You see, this is a k minus 1 form because I have only k minus 1 index, and there is one more term coming from the identity, I mean the interval component, and here there might be some parts where there is no t term, right? So any k form on this product has this form, okay? For some functions, for some functions, smooth functions, of course. Maybe I should index these gadgets for some functions on U cross I. Smooth functions, of course. Now, for simplicity, I will just work with, you know, terms, each term, and I will forget the script, I mean subscript, and you know, using linearity, I can do that. Consider the map P. So we define a map P from a K form on this product into a K minus 1 form on M, given by okay, this formula. So I just define its values on each part, okay? So for a term like this, this will be a linear gadget, so I can just, you know, find it on each part. P of a term like this, the xi dt, will be minus 1 to the power k minus 1, and then the coefficient function will be 0 to t integral f of x s ds, right? Remember, f is a function of two variables x and t. I define from I define integral from I should actually choose this a to t, the point I fixed, dxi,
This is the multi-index. And on the piece gxt dxj, I define it to be 0. Okay, so for this gadget, it is 0. Okay. All right. The first, so we have a claim. The first statement of the claim is this. Decomposition P, D being the exterior derivative, plus P composition D, on FXT DXI which DT, this is identity DXI DT, and on the G part, decomposition P plus P composition D, GXT DXJ, this is just GXT minus GXA, so and then I have DXJ. Okay, now okay. First, let me. Okay, I didn't write the details here. Okay, now actually proof is kind of easy. I mean, it's not proof of the claim. Maybe first let me do the following. Now assume the claim. Let's assume this. I'll do the proof later. First we have the following. Note that the claim implies what? Implies that the composition so inclusion by I sub A and then projection from M cross I to M cross I satisfies what? So projection, if I take the star of this composition, then F X T D X I D T this is 0. Why is that? Bir dakika, yanlış mı yazdım bunu? Yo. Bu niye zero? Ha pardon, bunun sıfır olduğu bariz tabii ki. Pardon, bunu claim'den gelmiyor. Bu, evet.
Evet. Şöyle yazayım. Pardon. Okay. First see that the claim finishes the proof. Proof. First note the following. Note that for the composition, I A composition P R M cross I M cross I we have. So first projection and then inclusion, we have this. Projection star composition inclusion star of f of x t any f of x t d x i wedge d t this is zero. Why is that this is zero? Because you know I star of this is zero. Remember how we define pullback. We define pullback using the derivative of the inclusion map of this map. But this map is the inclusion map from M into M cross I, but it sends any point to X comma A. Therefore, you know, if I have a form here, the pullback of dt term, so t is equal to a, and dt, since this is constant, will be zero. So pullback of the dt term is zero, okay, by the inclusion map, because you restrict t coordinate to a single value. Therefore, restriction of dt to a single value will be zero. So this is zero, okay? Or you may think that the you know oh here from actually yeah okay like okay so this is zero and P R star I A star of G X T D X J is G X A D X J. Why is that? Inclusion map will just take this gadget. There is no T in this. So you just restrict this form to T equals A. So the restriction of this to A, you know, by this map to M cross A will be just G X A. And then you pull back this form using projection. Then you pull back this form using projection. Projection is identity on M coordinates, right? So and there is no DT term here, therefore its pullback will be just this. So we have this. Hence, pardon. Yok yok şeyde mendil alayım da. Hence for
For any form W, M cross A, K form, so this will be what? D composition P plus P composition D of omega will be so assuming the claim is this so this form it is identity on this one. Okay. Dakika. Şimdi P neydi? Bir dakika. Tamam. O zaman bu şuna eşit oluyor. Projection star composition IA star omega. Neden? Şimdi claim tamam. Bu nesne buna eşit. Burada buna eşit. Yani herhangi bir omega verdiğimde bunlar var ve bunlar var. Bu parçaya hiç dokunmuyor. Bu parçayı da yerinde tutuyor. Sadece şu parçası ekstradan bu parça kalıyor. Dolayısıyla da bu G'li terimleri ekstradan ben şey yapmam lazım. O G'li terimler de şu olacak. F'li terimleri bu sıfır yapıyor. G'li terimi de bu hale getiriyor. Demek ki o iki o şeyin şu nesne o zaman şuna eşit. Identity eksi bu terim. Yani sıfır artı bu ya da o da buna eşit. Tamam. Buradan da ne diyebiliriz? Buradan da şunu diyebiliriz. If omega is closed then so have what? D of P of omega minus P of D omega omega minus projection star composition inclusion star omega. This is zero since it is closed. And this is an exact form because it is D of something. And hence the cohomology class of this is the same as cohomology class of this gadget. Okay. Which is just identity composition PR star of omega. So what we see is then this composition is identity.
so that IA composition PR star is identity on önce projection'a pullback ediyoruz. H K DRAM M. Çok yaşa hayatı. Şeyi de göstermiştik. Diğer kompozisyon da identity'ydi. Değil mi? Şurada da onu söylemiştik. IA composition PR ya da PR composition IA, bu da identity'ydi. Bu da identity. Hence thus IA star from M cross I into this and PR star from Kate cohomology of M into Kate cohomology of M cross I are inverses of each other. And thus they are both isomorphisms. Claim'e gelince, claim şu. Bunu görmek kolay. Yani bunun D'sini alacaksınız. Ondan sonra işte bu P'sini alıyorsunuz. Yani integre ediyorsunuz formu. Bir de önceden şey yapıp integre edip isterseniz bir tanesini yapayım. Diğerini size bırakayım. Şimdi şurada proof of claim bir tanesini yapalım. Yani hangisini dedik? Şeyi. Decomposition P plus P composition D F X T D X I D T bu F X T D X I which D T'dir. Burada hatırlarsanız P şuydu. P'nin de ne olduğunu yazalım. P K form aldığımızda k eksi bir form elde ediyoruz. Nasıl? P of f xt d xi which dt bunu alıyoruz. Eksi bir üzeri k eksi bir a'dan t'ye f of x s ds bu coefficient function'ı çarpı dxi and şeyde de gxt dxi pardon dxj alırsak bunu da sıfır diye tarif etmiştik. P buydu. Şimdi yani T'li kısım yoksa direkt sıfır diye tarif ediyoruz. Aksi halde şöyle yapıyoruz. Şimdi ispat edelim. Önce bunun differential'ını alacağız. Yani P composition D'ye bakalım. P composition D of F of xt dxi which dt.
Şimdi bunun differential'ı nedir? T of bunun differential'ı şu olacak. Summation del f del x k dxk which dxi which dt'ler olacak. Değil mi? Burada da k'nın şeyde olmaması lazım. Bunun sıfır olmaması için. Yani ya da bütün k üzerinden evet toplam alalım. Ama k eğer bu multi indeksin içindeyse o zaman onlar tabii ki sıfır olacaklar. Onu akılda tutalım. Şimdi bunun p'sini alacağım. Bunun p'si nedir? Bunun p'si şu olacak. Bu şimdi nasıl bir form? Bu şurada bir dakika. I dediğim şey k eksi 1 indeksti, değil mi? Bu k eksi 1 formdu. Tabii o k ile bu şuna l diyelim de karışmasın. K eksi 1 formdu. Bir tane daha geldi. K form. Bir de bu geldi. Bu k artı 1 form bir tane. M üzerinde. Şimdi bunun p'sini alacağım. P'sini alacağım. O zaman şöyle olacak. Şöyle yazayım. Şimdi eğer bu k eksi 1 ise eksi 1 üzeri k geliyordu. Şimdi bu k eksi 1 ama bir de d eksi l var. K formu oldu. Dolayısıyla eksi 1 üzeri k gelecek. Sonra integral a'dan t'ye kadar f yani şuradaki coefficient function'ının del f del x l'in integralini alacağım. ds. Ondan sonra da ne yapacağız? Bu şey formu t'nin dışında kalan kısmı aynen yazacağım. Yani dxl wedge dxi. I bizim bu multi indeksimizdi, değil mi? I şöyle bir multi indeksti. I1 up to ik minus 1'a kadar. Peki bu nesne ha evet şurada şu L üzerinde toplam alacağız. Belki evet eksi 1 üzeri K L üzerinde toplam. DX evet. Bazıları sıfır olacak. Yani eğer bu L bunlardan biri ise onlar sıfır olacak. Yani o bilgi burada halihazırda olduğu için yazmadım ama hani onun içinde var. Şimdi diğer terime gelelim. Bir de neydi? Önce P sonra D ile gidebiliriz. D kompozisyon P of F xt dxi which dt. Bu neye eşit olacak? Önce p'sini alıyorum. O eksi 1 üzeri k eksi 1. Ondan sonra integral a'dan t'ye kadar f of xs ds dxi. Değil mi? Buydu. Tanımı. Evet. Şimdi bunun d'sini alırsak yani şurada tabii unuttum. Bunun d'sini alacağım. Şöyle. D'sini alacağız. Eksi 1 üzeri k eksi 1 gelsin. Bunun d'sini almak demek. Şimdi bir dakika.
Evet. Bunun differential'ını alacağım. Dolayısıyla bunun her bir değişkene göre türevini alacağım, değil mi? Yani evet, bu ifadenin her bir x'e göre türevini alacağız. O da nedir? Şimdi integral s'ye göre s'de x'lerden birisi değil. Yani ben bunun şimdi xi'lere göre türevini alacağım. Ha, sonunda bir de tabii ki t'ye göre de türevini alacağız. Çünkü buradaki d m cross i'nin üzerinde. Dolayısıyla yani aslında burada da o vardı galiba. Ha, burada onu göz ardı ettim. Çünkü bu nesnenin de t'ye göre türevini aldığımda dt gelecek. Zaten dt olduğu için burada o sıfır olacaktı. Yani unuttum t'ye göre türev almayı ama o zaten sıfır vereceği için sorun çıkartmadı. Şimdi burada t'ye göre türev alacağım. Pardon, bütün değişkenlere göre türev alacağım. Şimdi t'ye göre türev alırsam Fundamental Theorem of Calculus'ten bunun t'ye göre türevi f of x t xt dt olacak veç dxi artı diğer değişkenlere göre türev alırsam a'dan t'ye diğer değişkenler s'den bağımsız olduğu için türev integralin işine girebilir. Del x l x s ds bu ifade dxl veç dxi olacak. Tabii şurada bir yerde bir de toplam olması lazım. Artı şurada değil mi? L üzerinde toplam olması lazım. L space koordinatlarımız. Şimdi bu ikisinin toplamı ne olacak? Şimdi dikkat ederseniz bu ikisini toplarsam şu terimle bu terim birbirlerini götürecekler. Dikkat ederseniz şimdi şu terim var burada. Burada da bu terim var. Aynı şey bunlar. Birinin üzerinde eksi bir üzeri k, diğerinin üzerinde önünde eksi bir üzeri k eksi bir var. Değil mi? Dolayısıyla bu terimler birbirini götürecek. Bir tek şu survive edecek. Değil mi? So p composition d plus d composition p of f of xt özür dilerim. Dxi veç dt bir tek şu kalacak. Eksi bir üzeri k eksi bir f of xt dt veç dxi. Ama bu k eksi bir indeksti. Dolayısıyla dt'yi atlatırsam k eksi bir tane atlayacak. O yüzden de bu eksi bir işareti gidecek. Xt dxi veç dt kalacak. Tamam mı? Dolayısıyla identity elde ediyoruz. İkinci kısmı hani bir de onu size bırakayım. Şu kısmı yani eğer şöyle bir form alırsam bunu da buna götürecek. Benzer bir işlem. Onu yaparsanız şeyi de iyicene anlamış olursunuz. Dolayısıyla da bu Poincaré lemayı ispat etmiş olduk. This finishes the proof of the Poincaré lemma.
Yani tabii ki şey olarak şunu görmüş olduk. Yani koroları olarak for any k integer and differentiable manifold. M we have şimdi manifold'un şeyle çarptığımızda herhangi bir interval'la çarparsak komolesi değişmiyor. Ben interval'ı real number'lar alabilirim. O da bir interval. M ile R'yi çarptığımda değişmiyor. Bir tane çarptık, bir daha çarparız, bir daha çarparız. Dolayısıyla da şunu kastediyordum aslında. Şöyle diyeyim. R üzeri K ile çarparsam burası I olsun. İzomorfik. For any I. Nelerin? Ya aslında o bütün şeyler için. Çünkü o tangent bundle her zaman contractible. İlla product olması gerekmiyor. Yani o dediğin doğru ama aslında bütün şey için. Çünkü bir tangent bir manifold'un tangent bundle'ı M'ye nasıl diyeyim? Retraction var. Contractible. O yüzden de bu izomorfik olacak. Onu da yapacağız aslında. İsterseniz şimdi bir ara verelim. Aradan sonra devam ederiz.